Oray eğin. Gerçekler acıtır. CHP milletvekili Barış Arkadaş geçenlerde Halk TV'ye çıkıp akla hayale sığmayacak bir iddia ortaya attı. Güya Aydın Doğan medya kuruluşlarının satışından dolayı Demirören ailesinden aldığı çeki bozduramıyormuş. Halka açık bir şirketin her adımı şeffaf ve ortadayken bu deli saçması iddiaya nasıl inanılır? Ama inananlar oldu. Hem de aklı başında okumuş insanlar. Özellikle satıştan dertli olan muhalifler de bu dezenformasyonun üzerine atladı. Çünkü gerçek olmasa da işlerine geldi bu iddia. Galeyana gelmeye o kadar hazır bir kitle var ki bu insanlar parti aidiyetinden bağımsız olarak kendilerine verilen her türlü malzemeden gürültü koparmaya hazırlıklı. Doğan grubu bu saçmalığı doğal olarak yalanladı. Ama bizi temsil etmesi için meclise gönderilen bir milletvekilinin bu kadar aleni palavra atması ürkütücü değil mi? Üstelik mesleği gereği gerçeklere bağlı kalması gereken bir gazeteci. İkinci sınıf olsa da gazeteci. İlk vukuatı değil, Barış Arkadaş bundan bir süre önce yine Halk TV'de bir başka dezenformasyona daha imza atmıştı. Eski bakanlardan Egemen Bağış'ın Londra'ya para kaçırmaya çalıştığını ortaya atmıştı. Tam da 17-25 Aralık sonrası yine ortalığı karıştırmıştı. Bu gibi dezenformasyonlarda taktik araya birkaç ayrıntı sıkıştırıp yalana meşruiyet kazandırmaktır. O dönemde henüz milletvekili adayı olan arkadaş kendince Bağış'ın bindiği uçağın sefer sayısını vermişti iddiasına doğruluk katmak için. Ancak basit bir Google aramasının da gösterdiği bir gerçek vardı. Verdiği uçuş numarası Londra'ya giden değil, Londra'dan İstanbul'a gelen bir uçaktı. Egemen Bağış olsa olsa Türkiye'ye para kaçırabilirdi. Ama sözde gazetecinin bu iddiayı bile araştırmak işine gelmiyordu. Çünkü amaç inanmak istediğini yaymaktı. Dezenformasyonun siyaseti nasıl kirlettiğini görmüyorlar mı? Medyanın görevi, Halk TV izleyicilerinin daha fazla iktidardan nefret ettirilmelerine, kutuplaştırılmalarına gerek yok. Aksine hepimizin ihtiyacı ve medyanın asli görevi, bilinçli bir seçmen kitlesi oluşması için gerçekleri tarafsız bir şekilde önümüze koyması. İnanın sosyal medyada arkadaşı likelayanlara kıyasla seçmenlerin büyük çoğunluğu kurguyla gerçeği ayırt edebilecek, katıksız bilgi karşısında kendi vicdanı ve aklına göre oy verebilecek kapasitede. Hatta kimi zaman bizi temsil edeceklerin bile daha ilerisinde. Vurulma Kurulması gereken bir güç odağı varsa en kuvvetli silah gerçek ve işlenmemiş bilgidir her zaman. Asıl sorulması gereken bir soru daha var. Yalan olduğu bir saniyede anlaşılacağı halde neden ısrarla gerçeği değil de kurguyu alışkanlık haline getiriyorlar. Çünkü kısa dönemli alkışın yarattığı göz kamaşması gerek gazeteci gerekse de milletvekili olarak kamu görevi yapmaktan çok daha kolay. Ucuz taktikler bunlar. Sorun ya arkadaşın artık milletvekilliği yapmayacak olmasıyla da bitmiyor. Belli ki Halk TV ve CHP destekli başka mecralarda bilir kişi olarak mikrofon bulacak kendine. Ayşenur Aslan bile onu konuk almaya layık görmüş. Düşünün artık ne yapsın CHP milletvekili sonuçta. Sorun hala muhalefetin sloganlara hapsolması. Kim bilir önümüzdeki hafta başka benzer hangi karakterler o koltukta oturacak ve bir dönem yaptıkları vekillikle ömür boyu maaş alacak. Seçimlerde ne olacağını bilmiyorum. Özel bir sonuç beklentimde yok. Ama tek dileğim Türk siyasetinde kamusal tartışma çıtasının biraz yükselmesi. Orayı eğin Habertürk.